Günlük hayatımızda bazen toplum içinde duyduğumuz ve kullandığımız, bazen dizilerden, şarkılardan aşina olduğumuz çok fazla kelime var. Çoğu eski kelimelerden oluşan, bir şekilde aşina olduğumuz ve hatta sırf kulağa hoş geliyor diye kullandığımız bu kelimelerin anlamlarını ve kullandığımız şeklini anlatacağım. Herkese iyi seyirler. Şu anda dünyanın en büyük korkusu içinde debeleniyordu. Kemal Tahir'in Kurt Kanunu isimli romanından bir cümle. Bu cümlede debelenmek, boşuna uğraşmak anlamıyla kullanılmış. Türk Dil Kurumu'ndaysa acele etmek, boşuna uğraşıp durmak, baskıdan kurtulmaya çalışmak şeklinde tanımlanmış. Senin kadar müşkülpesent birini görmedim. Burada müşkülpesent, zor beğenen anlamıyla kullanılmış. Türk Dil Kurumu'ndaysa zor beğenen, dikkatli ve özenle davranan ve aynı şekilde davranılmasını isteyen kişi olarak tanımlanmış. Bu videoyu izleyenler arasında da müşkülpesent seyircilerin var mıdır acaba? Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Önderimiz Gazi Mustafa Kemal burada payidar kelimesini sonsuza kadar yaşayacak anlamıyla kullanmış. Türk Dil Kurumu ise sonsuza kadar yaşayacak olan ebedi, kalıcı olarak tanımlamış. Bilmukabele aslında geçmişin aynenidir. Günümüzde aynen olarak cevap niteliğinde kullanılır olmuş eski bir kelime ve aynı zamanda da anlamı katılıyorum kesinlikle olarak birazcık değişmiş. Türk Dil Kurumu'ndaysa karşılıklı olarak anlamında tanımlanmış. Canhıraş bir yaşam sürüyoruz. Bu cümlede canhıraş acı acı anlamıyla kullanılmış. Türk Dil Kurumu'ndaysa yürek parçalayan, acı acı, tüyler ürpertecek kadar korkunç bir şekilde tanımlanmış bu eski kelime. Ne ukala bir çocuksun, sana tevekkeli ukala bucur demiyorlar. Bu cümlede tevekkeli, boşuna anlamıyla kullanılmış. TDK'da ise amaçsız, nedensiz, boşuna, boş yere, rastgele olarak anlamlandırılmış. Türk Dil Kurumu'nun iyi nitelikli, iyi özellikli, uğur olarak anlamlandırdığı bu eski kelimeyi günümüzde biz olumsuzluk eki ekleyerek yanlış bir anlamda kullanıyoruz aslında. Örneğin biz sevimsiz bir insan gördüğümüzde meymenetsiz diyoruz. Yani antipatik anlamıyla kullanıyoruz. Ama iyi nitelikli kimselere hiçbir zaman meymenetli demiyoruz. Sadece olumsuzluk ekiyle kullanıyoruz. Aslında meymenetsiz derken uğursuz demiş oluyoruz kelime anlamına bakılacak olursa. Günümüzde genelde kafelere verilen bir isim olarak gözlemledim ben bu kelimeyi. Türk Dil Kurumu ise keyfine ve rahatına çok düşkün olarak tanımlamış. Çaçaron biri olduğu için pek sevilmez. Türk Dil Kurumu'nun tek bir anlamla tanımladığı sokak jargonunda kullandığımız bir kelimedir. Karşısındakine konuşma fırsatı vermeyen çok geveze anlamına gelir. Günümüzde nedense bebekler, çocuklar için kullanılan bir kelimedir. Aslında yetişkin ama kısa boylu kişilere atfen türemiştir. TDK böyle diyor. Videomu izlediğiniz için müteşekkirim. Ben bu cümlede müteşekkir kelimesini minnet duymak anlamıyla kullandım. Teşekkürün de kardeşe bir kelimedir aynı zamanda. Türk Dil Kurumu'nda memnuniyet, şükran ve minnet duyma olarak tanımlanmış. Günümüzde maalesef en çok küfürlerde duyduğumuz bir kelimedir. Argo'da duyduğumuz veya kullandıkları için antipatik gibi görünse de aslında Türk Dil Kurumu'ndaki tanımlaması işin uzmanı, ehli, en yetkilisi, en iyisi ve en üstünü şeklindedir. Munisliği ile tanınan bir kişidir. Halis muhlis ile karıştırılan bir kelimedir. Kimileri bazen halis munis diye yanlış şekilde söyler. Anlamları birbirlerine epey yakın aslında ama aynı değil sonuçta. Munis, cana yakın, uyumlu,
uysal, sıcakkanlı anlamlarını taşırken muhlis, dostluğunda ve inançlarında içten olan ya da eksiksiz, öz anlamında kullanılan bir kelimedir. Az önce söylediğim cümlede ise munis, uysallık anlamıyla kullanılmıştır. Dile gelmez feveran bu. Sanatçı Bengü'nün Feveran isimli şarkısından aldığım bu cümlede feveran, birdenbire öfkelenmek anlamıyla kullanılmış. Türk Dil Kurumu'ndaysa bir şeyin kaynaması, coşması, fışkırması veya birdenbire öfkelenmek olarak tanımlanmış. Cadde açılmadan evvel mutabıklarının harabeleriyle henüz bir duvarı duruyordu. Şair Asaf Halet Çelebi'nin şiirinden bir cümle. Burada mutabık kelimesi uzlaşmak anlamıyla kullanılmış. TDK'da ise uzlaşma, ortak karara varma, anlaşma, birbirlerine uyan ve aralarında anlaşmazlık olmayan olarak tanımlanmış. Günümüzde tek başına kullanmıyoruz bu kelimeyi. Amiyane tabiriyle diyerek bir şeyi en basit anlamıyla anlatmak için kullanıyoruz. Türk Dil Kurumu bu kelimeyi basit, sıradan, kibarcı olmayan olarak tanımlıyor. Yine amiyane gibi tek başına kullanmadığımız bir kelime de velhasıldır. Velhasıl kelam diyerek sözün kısası demek istiyoruz. Eski olmasına rağmen çok sık kullanılmasının sebebi dile güzel gelmesi sanırım. Türk Dil Kurumu bu kelimeyi özetle, kısacası olarak tanımlamış. Tatava yapma diyerek kızmak için kullandığımız bir kelimedir. Gereksiz kullanılan fazla söz, boş laf anlamlarına gelir. Tatava yapma günümüzde boş yapma olarak güncellenmiş galiba. Günümüzde küfüre yamanmış bir kelimedir öreke. Aslında çok masum iki anlama sahiptir. Türk Dil Kurumu'na göre birinci anlamı yünleri eğirirken kullanılan ucu çatalda değnek. Diğer anlamı da ebelerin normal doğum sırasında gebeyi oturtup doğumu yaptırdığı tabure. Fevkaladeyi biraz değiştirilmiş olarak genelde Bülent Ersoy'dan duyarız günümüzde. Fevkaladenin fevkinde der büyük sanatçımız. Türk Dil Kurumu'na göre anlamı çok güzel, çok iyi, aşırı, alışılmış olandan farklı görülmedik şeklinde tanımlanmıştır. Günlük hayatta bazen kulağa hoş geliyor, söylenmesi güzel diye belki de anlamını bilmeden kullandığımız ya da en azından toplum içerisinde duyduğumuz kelimeleri seçip anlatmaya çalıştım. Videoda bol bol kitap okuma, kütüphane ve eğitim konulu resimlere yer verdim. Çünkü öğrenmenin, kelime hazinemizi genişletmenin ve bilgiyle dolmanın yolu kitap okumaktan geçer. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim.